kahvaltı etmeyenler kantinde kahvaltımızı ediyoruz. Ben kahvaltı etmemişim dedik. Ben yazı göreceğim, ben yazacağım. Burada da beğen yok işte. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kurs günüm. Kursumuza geldik. Bak şu kitapları okuyor. Okuduğun kitaplar mı? Evet. Simyacı çok güzel. Evet, ben onu okudum. Okudum mu? Lisedeyken okumuştum. Bir de şey, annem kitabı. Onda ağlıyorum. Hem de çok güzel. Teneffüse çıktık kurstan arkadaşlarımızla. Ben kahvaltı etmemiştim. Ben kahvaltı ediyorum. Tatmadınız ama poğaçadan lütfen. Ben yedim. Baba çok güzel. Tek başıma yiyorum ya. Çayla poğaçamı yiyorum. İlaçlarımı alacağım arkadaşlar. Nasıl? Kızımın mı? Çıkmadı daha. Gittik ama görüntü çıkmış, rapor çıkmamış. Haber bekleyeceğiz. Böyle. Bugün şimdi kurstan sonra hemen koşa koşa eve gidip, hatta eve gitmeyeceğim. Günümüz, komşu günümüz var. Direkt komşuma gideceğim. Direkt oraya yetişeceğim çünkü hemen öğle namazından Kur'an okunacak. Bugün size dışarıdan merhaba diyorum. Kursum vardı sabah. Şimdi öğlen kurstan çıktım. Bizim akşam mutfak lambamız yandı. Çalışmıyor artık. O da böyle ledli bir lamba. Onu almak için baktım bir iki yere de. Kardeşimle de görüştük. Bekle abla, bir yarım saat oyalan, ben geliyorum, alırız bildiğin bir yerden dedi bana. Ben de şimdi kent meydanına doğru gideceğim. Kent meydanına oradan oyalanacağım. Ya Vaititi'yi gezerim ya da başka bir şey yaparım. Bir çay kahve bir şey içerim. Ondan sonra buluşuruz. Lambamızı alırız. Ondan sonra ben eve doğru giderim. Yalnız bugün benim bir de komşu günümüz var. Öğleden sonra güne de yetişmem lazım. Baktım çok geç kaldım. Üzerimi değiştirmeden hemen giderim. Duruma göre hareket edeceğim. Ben şimdi buradan ana yoldan karşıya geçmek üzereyim. Kapatayım kameramı, lambalardan bir güzel geçeyim. Yeşil ışık yandı. Hadi görüşürüz. Kent meydanından beğendiğim eşyaları aldım bu fırsatta. Alışveriş yaptım. Kardeşim aradı. Şimdi kardeşimin yanına gidiyoruz. Elektrikçiye gideceğiz. Beraber alacağız lambamızı da. Kardeşimle buluştuk. Elektrikçisine götürdü beni. Lambamızı aldık. Oğlum takar akşam evde. Rahat rahat mutfağımızı da kullanırız. Ay o kadar güzel ki. Hava bahar gibi. Böyle paltom ağır geldi. Açtım paltomu. Sıcak. Maşallah. Umarım ağaçları aldatmaz bu bahar havası. Don yapmazlar tekrar. Şimdi ben doğru günümüz var. Geç bile kaldım. Kur'an okunuyor. Bugün böyle oldu. Doğru. Evet, hatta eve de gitmeyeceğim. Direkt öyle şeye. Direkt komşuya geçeceğim. Burada da inşaat var. Bir şey olmasın. Çabucak geçeyim. Direkt komşuya geçeceğim çünkü zamanım yok.
Oradan da hemen biraz görünüp kalkacağım. 4-4.5 seansına sinemaya, elçilere gireceğiz. Kurs arkadaşlarımla. Böyle. Şimdi ben hızlı hızlı gideyim ki azıcık komşularımla da fazlaca vakit geçireyim. Hadi bakalım, görüşürüz. Bayat dediğimi bekliyorum. Ben geldim komşuma. Zile bastım ama duymuyorum. Açtım. Kapanmadı. Tekrar açıp kapatayım. Sizinle en son gün sofrasında kalmıştık sanırım. Küçük bir görüntü almıştım sizin için. Gün sofrasından sonra hemen böyle bir iki çay içip kalktım. 4.30 matinesine arkadaşlarla sözüm olduğu için Eltiler Savaşı filmini izlemeye gittik. Birlikte toplandık. Gittik. Çok güzeldi. Bayağı bir güldük. Oradan çıktım ve hepimiz evlerimizi dağıldık. Geldim. Öğlen bağladığımızı söylemiştim. Mutfak lambası yanmıştı bizim. Ledli. Onu oğlum taktı. Az önce geldiğim gibi. Mutfak lambam da halloldu. Böylece. Akşam yemeği yapmaya başladım. 3 tane minik patatesi kavurdum soğanların üzerine. Koydum. Şöyle bir kavuracağım. Kışlık hazırladığım türlü malzeme soğan sebzelerimle ilgili bir türlü kavanozu açacağım. Patlıcan, kabak, biber hepsi bir arada. Yan tencerede de hemen bulgur pilavı yapıyorum. Sade yapacağım bulgur pilavını. Konservem de burada. Hazırlamıştık kışlık hazırlıklarım da var sayfamda. Nasıl yaptığımı görmek isterseniz. Bir unutmazsam linkini de koyarım bu videoya. Şimdi ben böyle bunu kavuracağım. O kavanoz zaten piştiği için sadece bu patatesin piştiğinden emin olduğumda açıp direkt kavanozu boşaltacağım. Belki bir kaşık salça ilave ederim. Domatesi var. Her şeyi var. Yalnız bizim bunlar biraz acı oldu. Bu sene biberim tatmamıştım. Acı çıktı biberleri. Ama yine de yavaş yavaş yiyoruz. Çok acı sevmeyiz biz. Böyle.
Şimdi ben yemeklerimi hazırlayayım. Sonra yine görüşeceğiz arkadaşlar. Kavanozumu şimdi koydum böyle. Hiç su katmadım. O kavanozun içindeki kendi suyu. Sadece biraz tuz ilave ettim. Çünkü onun tuzu da vardı içinde. Patates ilave ettiğim için patatesin tuzunu ilave ettim. Böyle. Şimdi kapağımı kapatacağım. Kısık ateşte patatesleri pişene kadar. Zaten bayağı yumuşamışlardı. Bulgur pilavının da suyunu verdim. Çok 1-2 dakikaya altını kapatacağım. Bulgur pilavım da hazır. Bu sefer sebzesiz yaptım, sade. Sadece salça ve nane, karabiberle. Pişsinler, altlarını kapatacağım. Şimdi size aldığım alışverişleri göstermek istiyorum. Şöyle şimdi aldım, kış bitiyor gerçi ama bir dahaki seneye kullanmak için uygun olacak. Sade şeyler aldım. Bir tane böyle tunik kazak aldım. Siyah, dümdüz. Uzun. Dizlerimin az üzerinde. Dümdüz. Hiçbir şey yok ama arkada şöyle bir simli fiyongu var. Bağlamalı. Küçük. Böyle bir detayı var. Sade. Her zaman her yere uygun olabilecek bir şey. Karışmışlar. Çantanın içine gelişi güzel attı oradaki eleman. Bir tane böyle uzun kol pek kullanamıyorum ben. Böyle giyeyim diye dümdüz giyerim. Hemen şöyle bırakayım. Bir tane puantiyeli, bordolu, beyazlı, kremli. Beyaz da değil. Şöyle dümdüz, uzun kollu bir bluz. Şöyle çok hoş olacak. Bu böyle çok kalın şey giymiyorum genelde. Bu benim işimi görecek. Ben daha ince şeyleri seviyorum. Şöyle. Bu da böyle penye. Simleri var üzerinde küçük. Siyah. Normal kollu. Fark ediyor musunuz? Üzerindeki simleri. Işıltılı. Bir tane de böyle aldım. Bir tane şöyle bir triko kazak yeşil. Böyle kilolu olunca da her şey olmuyor. Bulduğum zaman alıyorum. Böyle trikosu güzel, ince, kalın. O ilk gösterdiğim kalın. Böyle daha serin günlerde giyilebilecek bir şey. Bu da böyle bir şey. Bunu çok beğendim. Rengini de çok hafif ve ince olmasını da sevdim. Bir tane, bu da bir triko. Bu da böyle yazısı var. Önünde böyle lastiksiz, yandan küçük yırtmaçları var. Ve bu da çeyrek kollu, uzun değil. Ben böyle seviyorum. Çok uzun kollu şeyler beni rahatsız ediyor. Evet arkadaşlar.
tane de böyle. Siyah, beyaz, puantiyeli. Pek puantiye de değil. Onlar böyle biraz şekilsiz ve düzensiz küçük desenleri var. Bu da uzun kollu. Çeyrek kol değil bu. Normal bir bluz. Şöyle katlayalım. Çantada iyice karışmışlar. Bir tane böyle beyaz, yine kırık beyaz. Şöyle bir üst iğne aldım. İnce uzun kollu. Önünde yazısı var. Altında lastiği yok, dökümlü. Kilolularda güzel duruyor. Beli lastikli değil. Yandan yine bunun da yırtmacı var, o pembe gibi. Aynı tarz. Rengi değişik. Önündeki yazısı farklı. Ve üstlerim bu kadar sanıyorum. Var mı bakayım? Yok. Evet. Bir tane şöyle alt pantolon aldım kendime. Şöyle penye, siyahta da belli olmuyor değil mi arkadaşlar? Şöyle desenleri var üzerinde. Pileli pileli gibi dokuma triko. Penye ipinden bir triko yalnız. Örme. Çok güzel. Böyle geniş paça. Bunu çok beğendim, aldım. Bu kadar arkadaşlar. Aldıklarım bunlar. Güle güle, iyi günlerde giymek nasip olsun. Bir güzel sudan geçirir, yerlerine yerleştiririm bir gün. Böyle arkadaşlar, bugünüm de böyle geçti. Oldukça yoğundu. Oldukça koşuşturdum. Kursumdan dolayı ödevim var. Küçük bir ödevim var. Onu yapacağım. Ve sinemadan geldik, oldukça geç oldu. Ödevimi yapıp yatacağım, dinleneceğim. Sabah erkenden tekrar kursa gideceğim. Umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Vlogumu artık kapatayım. Bir başka vlogda tekrar birlikte olmak üzere sizlere esen kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.